Bu programından hepinize hayırlı akşamlar ve geceler arasında ARAF'tayız. Akşamlar değerli 24 TV izleyicileri kim var programımızda çok uzun zamandan beri beklediğimiz ve benim ayarlamaktan sonsuz şeref duyduğum muhteşem yazar, efsane yazar Cem Sancar. Efendim es hoş geldiniz. Estağfurullah. Şimdi biz bütün konuklarımıza soruyoruz. Ve ben açıkçası alacağım cevabı çok merak ediyorum. Cem Sancar ARAF'ta Valla, evet, yani <laughs> hep soruyorsun herkese, bana da sordum. E, Arafta mıyım, değil miyim bilmiyorum ama şunu biliyorum, bildiğim bir şey var. O da yoldayım. Hmm. Yani bir yoldayım, e, bir istikamete doğru yürüyorum. E, öyle cevap verebilirim ancak sana. Hmm. Bilmiyorum, yeterli oldu mu? Hayır, bu hiç çok yetersiz. <laughs> ne, ne dememi istiyorsun mesela? Şu, e, bir yazını okudum. Hmm. Orada, ya dedim ki Araf bu kadar güzel anlatılamazdı. Orada tabii Arap'tan bahsetmiyorsun ama hmm. o benim aslında sorduğuma çok matuf ve o, oraya çok e, mutabık olan hmm. e, bir yazı. E, i̇ki arada bir derede yazısı. Evet. O iki arada bir deredelik bizim ruhumuzu böyle potlaştıran bir şey mi? Ya şimdi aslında iki arada bir derede hepimizin bulunduğu bir durum. Çünkü insan cezir durumu. Evet. Gitme gelme durumu. Hmm. İnsan bir gidiyor bir geliyor. E, psikolojik durumları da, e, ruhsal durumları da e, buna e, çok uygun yani. Bazen e, depresif oluyoruz, bazen manik oluyoruz, bazen çok neşeli oluyoruz. Evet. E, i̇nsan böyle bir varlık. İki arada bir derede e, olma hali var. Çünkü dünyada yaşıyoruz biliyorsun. Evet. Ve dünyada yaşadığımız için de e, kafamızı karıştıran çok fazla şey var. Evet. Ben yoldayım derken... Yani e, insanı kamil medeniyetinin yolundayım inşallah demek istedim. Ya yani sen soruyorsun e, şeyine e, konuklarını arafta mısınız? İşte Hı. onlar da cevap veriyorlar. Ben dedim bana sorarsan ne diyebilirim? Ya vallahi bilmiyorum ama <laughs> <ha>, yoldayım yani. <laughs> Gidiyorum. Ya bir yolcuyuz. Zaten e, senin de çok iyi bildiğin gibi aslında e, yol yolun bir şeyi yok, sonu yok yani. Yolda olmak esas hikaye bizim yolda olmamız. Peki herkes yolda mı? Yolda olanları beynimiz ayıklıyor, mu? ruhumuz. Evet, idrak edenler. İdrak edenler. İdrak edenler. Az mıyız? Nereden geldik? Ne yapıyoruz? Hı. Nereye gidiyoruz? Hı. Bu soruyu kendine soranlar, kendi nefsinle yüzleşenler, Hı. kendi özelleştirisini yapanlar ya da hadi bizim medeniyetimizin şeyiyle söyleyelim, Hı. cümlesiyle söyleyelim, nefis terbiyesinden geçenler yolda olduklarını biliyorlar. Hı. Herkes bunda değil. Ama herkesin içinde böyle bir kuvvet var. Herkes bunu yapabilir aslında. Hı hı. Onu demek istedim. Peki, aslında bugünkü yazının da konusu. Burada ben sizin hı. yazılarınızı haricinde lütfen iyi bir okurunuz olarak hocam. Ne Beni... vallahi, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok güzel. Ederim. Ee, i̇nsan tarikat. Evet. İnsanı bulma yolu. Evet. Belki de bunu da çok aslında açıklayan da ee, bir şey değil. Bunun ötesinde ben tabii Cem Sancar'dan çok uzaklaşmayacağım. Evet. Şimdi programa ben de böyle oturayım, adam e, oturalım ya, oturalım. Onlar da biz zaten bu arada baya bir e, hayran demek güzel olur mu bilmiyorum ama baya takip eden güzel insanlar var. Güzel insanlar var. Evet. Baya seven e, insanlar var. Sevenler var. Hı -hı. Yani bana e, beni teşvik edenler var, bana moral Hı -hı. verenler var. Hı -hı. Ondan sonra e, yani sağ olsunlar var onlar Peki şimdi biraz böyle hani şu yazarlık işi. Ben gireceğim oraya. Kitabımıza da gireceğiz. Ama ben biraz böyle Cem Sancar'ın yolunda hmm. gitmek istiyorum. ya yani Yeni başlayanlar için Cem Sancar demeyeceğim. Çünkü bir ön söz ve son söz sözümüz var aslında. Ön söz müyüz? Son söz müyüz? Çok tehlikeli sorular. Ha? Ön söz müyüz? Herhalde ön sözsüz. Yani hı hı. son söz söylenmemiş bir sözdür. Hı hı. E, hep ön sözlerdeyiz. Ama Bak, söyleyenler yazar oluyor ya o yüzden. Bilmiyorum son sözü meselesi. Mesela ne demek istediğini anladım. Hı hı. Ama şunu söyleyebilirim sana. Mesela Nasrettin, yani konuşmak istediğimiz kitap, benim için eski bir kitap. Neden eski? Çünkü çıktı. Yayınlandı. A Geçmişte kaldı. Şimdi artık yeniye bakıyorum ben. Yani yeni e, hı hı. neler yapabilirime bakıyorum. O yüzden aslında her kitap herhalde ön söz. Hı hı. Kesinlikle. Şimdi kitabı da e, konuşacağım ama ben biraz Neyse. böyle Cem Sancar'ı da e, tanımak için dediğim gibi o yolda gideceğim. Mesela dünya bizim ne kadar umurumuzda? Dünya bizim çok umurumuzda. Ay şöyle Cem Sancar'ın ne kadar umurunda mesela? Umurunda olanları nasıl uyutuyoruz? Öğün atlıyor muyuz mesela anlamakta? Evet, evet. evet şimdi bir kere dünyada yaşıyoruz. Sorular tehlikelisi daha az tehlikeli hale getirebilir Yok yok. Tamam peki. Hiç değil tehlikeli değil. Ve sadece zor sorular, e, düşündürücü sorular. İyi bir şey bu. Yani çok teşekkür insanın ederim. evet, insanın e, beyin kabuğunu çalıştırır falan. Yani <laughs> faydalıdır yani. Şimdi dünyadayız bir kere. Dünyada yaşıyoruz ve dolayısıyla dünya bizi çok ilgilendiriyor ve umurumuz da dünya. Fakat şunu biliyoruz yani biz bu dünyada dünyaya geldik. Bir bedenle geldik. Sonra bu dünyadan yürüyeceğiz, geçeceğiz öte dünyaya. Bu bedeni de Elbise askısını asacağız. Süper. Ne güzel anlattık ya. Tabii. Başka bir yere geçeceğiz. Onun için umurumuzda tabii. Yani acıkıyoruz, kızıyoruz, Hı -hı. Onu seviyoruz, Hı -hı. terk ediliyoruz. Çok şeyler geliyor başımıza. Terk edilmek derken orada bir... <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl çekiyor değil mi? Manyetik alan. nasıl. Tabii. Mesela terk edildik mi? Bunu illa o anlaşılan anlamda söylemiyorum. Tabii. Mesela bizi çok sevdiğimiz bir huyumuz da terk etmiş olabilir çok sevdiğimiz bir yeteneğimiz de terk etmiş olabilir Evet ee, güzel ya da evet. biz neyin yalnızıyız şu anda Evet aslında şimdi insan bir yola girerken Hı. bu yola girerken bu insanın Kamil yolu dediğimiz yola girerken insan bir şeyleri terk etmek zorunda terk ediyorsun Hı. terk etmeden yok yani öyle kolay değil bu iş mutlaka terk ediyorsun yani Konforu terk ediyorsun ilişkilerin terk ediyorsun. Bulunduğun durumu terk ediyorsun. Gidiyorsun e, bir uzlete çekiliyorsun. Çok güzel. Bir terk var orada. Buna yani büyükler hani bizim yani halimiz büyüklerin haline benzemez. Onların gölgesi bile olamayız da bir terk makamı var. Hı hı. Terk ediliyor. Terk ettikten sonra tekrar bir düşünüp tefekkür edip tekrar bir geri dönme dönemi oluyor insanda. Hı, hı. Yani terk hayatımızda hep var. Dönüş? Dönüş de var. Önemli. Tabii. Hu dönüşü mü? Hu dönüşü olmaz. Hu. Ha hu dönüşü eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim ki hu dönüşü nedir? Hu dönüşü var mı? Evet. Onu bir anlatalım. Mesela Nasıl Cem, yani? Cem Sancar'ın mesela bir hu dönüşü. Ya anladım Önemli. sen. Evet yani yola e, giriş e, macerasını merak ediyorsun. Hı hı. Bu aslında e, insanda e, bir dibe vurma olmadan e, olan bir şey değil. E, önce e, bir entelektüel olarak her şeyi e, düşünüyorsun, bakıyorsun falan. Ben Batı eğitimiyle hı hı. şey yaptım, hı hı. büyüdüm ve e, Batı eğitimiyle yürüdüm. Sonra bir nokta geldi. Bu al felsefe e, şey. E, Sosyoloji, psikoloji neyse Hı -hı. o ideolojiler eksik geldi. Tanımlayamadı bana. Sıkıntı. İnsan böyle durumlarda bir sıkıntı duyar. Bunalım duyar. Hı -hı. Bir çabuk bıkar filan. Buralar aslında işarettir insana. Yani depresif hareketler aslında bir işarettir. Ne işarettir biliyor musun? Bir çıkışı gösteriyor. Oradan çıkabilirsin, krizi aşabilirsin ve krizi aşarsan başka bir yere doğru geçebilirsin demek Hı -hı. istiyor aslında sana. Sorarak mı, bularak mı? He, sorarak, sonra bularak. Ya Bir navigasyonumuz var yani. Her zaman bir e, navigasyon var tabii. Navigasyon medeniyetimiz biliyorsun. Çok güzel. Ya Bizim medeniyetimizdir bu. Bizim velilerimiz var, ariflerimiz var, alimlerimiz var. Hı hı. Yani hiç e, Resulullah Efendimiz'den bahsetmiyorum. Ben velilerimizden bahsediyorum. Onlar var. Dolayısıyla onların çizdiği yollar var. İslam tasavvufu çok derin bir tasavvuf. Tabii. Bana göre İslam'ın kalbidir ve yol çizer. Bütün işi gücü zaten bilim haline getirdiği şey de budur yani. İnsan nasıl olur da tamamlanabilir, daha erginleşebilir, nereden geldiğini, ne yaptığını, ağzından çıkan kelimeleri nasıl bilebilir? Bize sürekli bunu öğretiyorlar zaten işte. Biz de onun kırıntılarıyla idare eden insanlar olarak çıkışlar buluyoruz kendimize. Peki nasıl ne, ee, bu nefse karşı Cem Sancar nasıl bir antivirüs programı buldu? Antivirüs kesinlikle tasavvuf işte. Yani e, tabi antivirüs o. Hı. En büyük antivirüs o. E, yani Yunus Emre'ler var biliyorsun. E, Muhittin İbnir Arabiler var biliyorsun. Ondan sonra Somuncu Ovalar var. Güzel ben Somuncu Ovayı daha çok severim. Evet. Evet. Ondan sonra e romanda bahsettiğim Mahmut Hayrani var mesela. Evet. E, Nasrettin Mahmut Hayrani'nin öğrencisi. Yani seküler e, ortamlar anlasın diye öğrencisi diyorum. Müridi de diyebilirdim yani aynı şey. <laughs> Şimdi oradaki yola çıkan karakter miyiz yoksa yolun sonunda dönüşen karakter miyiz? Yola çıkan hep Önemli. dönüşür. Mesela ben bu kitabı okuduğumda bu kitabın kapağı da sevgili Elif'ciğim gelebilir. E sevgili izleyenlerimiz de merak ediyorlardır görsünler. Şimdi kitabı okuduktan sonra Nasrettin kitabını sanki o göl gerçekten maya tutmuş gibi. Sanki o kazan gerçekten doğurmuş gibi. Sanki gerçekten damdan düşmüş gibi hissettim. Yani çok güzel bir iltifat yaptın şu anda. Ee, sağ olasın var olasın. <laughs> Nasrettin beni çok etkileyen e, bir karakter. E, ben kendi Bir velidir kendisi. Hı hı. Biz nasrettin diyoruz. Bizim arkadaşımız, dostumuz gibi, yakınımızdaki bir insan gibi davranıyoruz. Ama kendisi hazrettir yani. Hı hı. E, bir e, alimdir, bir ariftir. E, ve e, söylediği her şeyde bize aslında e, bilgisini aktarmıştır. Yani e, herkesin çok bildiği bir örnek. E, söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Eşeğe ters binmesi nefsin gittiği yere gitmemesi anlamındadır. Öyle mi? Tabii. Peki niye bunu biliyor? şey onun için ters biniyor. Yani Nasrettin <laughs> bu e, sakallı, e, takma sakallı <laughs> bir takım tiyatrocuların e, eşeğin üzerinde zor durarak e, Akşehir'de zaman zaman <laughs> yaptıkları bir şey değil yani. Bir e, şahsiyet değil. Peki nükledanlık kısmı yani aslında e, asıl evet. roman kahramanının mizahla Kazı kazan çalışmasının sonucunda ki aslında bu nefsin son geldiği neydi? Hangi makam? Nefsi levame mi Le, oluyor? Nefsi levvame. Heh. O makam mı? Kınayan Basit. makam. Kendisi kınayan. kınayan. Bizim Hı. yani ulaşabildiğimiz makamlardan bir tanesi olduğu için onu söylüyoruz. Yani aslında daha başka makamlar da var biliyorsun ama. Hı. E, kendini Kendine. kınayan yeterli bence. Mesela sanki burada şu yürüyen... Ee, Kekar yani, alabilir miyiz sevgili Elif oraya Geldi gitti O yürüyen he, yürüyen karakter sanki bu Cem Sancar gibi geldi bana ee, Şöyle oldu Esra'cığım <laughs> Dursun Çiçek arkadaşımız Şahane bir insan biliyorsun Aynı zamanda fotoğrafçı Hı -hı. Evet ee, Biz onunla konuştuk Salacak sahilinde Ondan sonra ben Eyvallah dedim ayrıldık Arkadan gizlice beni oradan çıkarken <laughs> çekmiş Bana gönderdi Gerçekten sen misin? Benim o <laughs> gönderdim. Ben tamam. de gönderdim kapakçılara. Dedim ki ya bunu gölgeleyin filan. Yok dediler. Böyle iyi dediler. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> yani bu yakalanmış resim. Bu Seni yakalanmış bir resim. Ama Nasrettin'e Sizin... e, anlattığım şeye romandaki evet. hikayeye şey yapıyor. E, Hı -hı. Uyuyor. Hı -hı. Çünkü ben modern e, bir hikaye anlatıyorum. yani. Sen de farkındaysan çağdaş kesinlikle, bir hikaye anlatıyorum. Öyle bizi anlatıyorum. Bizim gibi insanları anlatıyorum. Bu çağdaş yaşamın içindeyiz Hı -hı. hepimiz. Yani yani bunu reddetmek anlamsız. Modernist değiliz ama modern bir hayattayız. Bu, burada biraz şey de hissettim. Bu mesela bozkır kurdu tadında bir e, şey de vardı. Bu Hermann Hesse'nin. İnşallah. Oldu. Ne şahane bir şey söylüyorsun. Hermann Hesse bu yani. Ya o, o karakter beni o bir ucundan çok ucundan biraz kendime yakın bulduğum karakter evet. olmakla beraber orada tabii o anlatım gücünü estağfurullah ben öyle bir haddim yok ama e, o kelimeleri zaten onlar ayrı konuşacağız. Fakat Hı. burada bir ayrı bir şey de var. Bu yalnızlık meselesi var ya biraz bunu konuşalım mı? Yani yalnız olduğumuz mu bizi yalnızlıklarımız mı yazmaya yetiyor yoksa gerçekten yazmak için de nitelikli bir yalnızlığa mı ihtiyacımız var? Evet şimdi aslında e, insan yalnızdır. Hı -hı. Sevgili Esra, insan genelde yalnızdır. Yani işimizde yani evli olmak, çocuk çocuğun arasında olmak, yalnızlığımızı ortadan kaldırmaz. Hı -hı. İnsan yalnızdır ve insan biliyorsun sır olduğu zaman da yani giderken yalnız gider. ve nasırlaşır yani o? Yalnız gider. Hı -hı. Yani öte dünyaya yalnız gidiyoruz. Hı -hı. Ee, yalnızlık böyle bir şey. Evet, e, kişisel ee, şeyler e, konulara girmek istemem ama e, e, bu e, roman, roman düşünmek vesaire e, bir yalnızlık gerektiriyor. Hı hı. Çünkü o kadar çok onunla haşır neşir oluyorsun ki. Bak bunlar benim 10 yıllık notlarım. 2 yılda yazdım. Tamam mı? 10 yıldır. Bu aklıma geldi biliyor musun? Acaba hangi sürede yazılmıştır diye. 2 yılda yazdım. 4 yıl. ee, kere falan yazdım. 4 kere derken? Yeniden dört lira yazdım. Evet. Tabii. Ee, e, e, o kadar çok zamanını alıyor ki e, başka insanların senin yanındaki insanların katlanması çok zor. Yani e, şey yapmak ya, şöyle yapması lazım ya. Yani bu e, insan Hı -hı. yazar böyle bir adam Hı -hı. ve ben de onun yanındayım ya da ben de onun evladıyım. Neyse işte böyle Hı -hı. davranması lazım. Zor bir şey. Bana göre e, abartmak için söylemiyorum. Tamamen e, psikolojik bir e, öngörü olarak söylüyorum. Bir tür delilik e, denebilir. Çünkü evet. fıtrata uygun değil. Bu kadar saat bilgisayarın başında olmak falan. Kesinlikle öyle. Kesinlikle değil. Ya o delilik e, de konuşacağım ama ben evet. şöyle bir şey yazmıştım ben. Hunilerin e, yaşaması için. Aklımızı öldürmemiz gerekiyor. Onun <laughs> hikayesini yazacağım. Ya. Yani. Onu yazabilirim sanki değil mi? Güzelmiş Öyle şey. bir şey. <laughs> Senin böyle çok ters şeylerin var. Hı. Evet oraları şey yapıyorsun. Yani daha doğrusu aklın böyle çalışıyor anladığım kadarıyla. Yani o deliliğin akla faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben. Tabii. Biraz delirmek de lazım değil mi? Bak delirmeden olmaz. Mahmut Hayrani'ye... E, şey Nasrettin Mevlana'yı ziyarete gittiğinde hı hı. Mevlana Mahmut Hayrani Hazretleri'ni şöyle soruyor. Ne yapıyor bizim deli diye soruyor. Yani bu. Keşke birisi de beni böyle sorsa. Ya, şey, çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey bu. Evet çok güzel. Ama sanki soruyorlar gibi Merhametli bir şey aynı zamanda <laughs> bakma. Oraya geleceğim. Evet. Ee, bu yani şimdiye kadar okuduğum bütün köşe yazıların içerisinde. Zaten pazarları yazıyorsun. Evet sadece o, pazarları. Pazarları yazıyorsunuz. Orada da mesela e, tespit ettiğim çok önemli bir cümle vardı. Onu belki şu anda tam e, aktaramayabilirim ama şunu anlatmak. Yani merhamet aslında başka bir kompleks ya. Yani başka bir eksikliği de aslında ortaya çıkartan bir şey. Hep e, konuştuğumuz da bir şey aslında. Nereye gireceğim? Hani böyle kesilir fakat çekmeye gelmez boyunlarımızı. Başkasını şirin görünmek için kırılan gerdanlara ezdirdiniz desem, hmm. buradan ne anlayabiliriz mesela? Yani sen e, merhametin ve tevazunun bir gösteri toplumunda kullanılmasına işaret ediyorsun. Evet. Süpersiniz. Şimdi o aslında çok sahte bir şey ve Hı. o e, sen de çok iyi biliyorsun ki e, hem e, seyircinin hem Hı. de okuyucunun hemen fark ettiği bir şeydir. Hı. Özellikle okuyucu bunu çok çabuk fark eder. E, sahte tevazular... Ee, böyle hala Yılmaz Güney'in filmlerindeki taburelerde oturan ve böyle boynunu sağa doğru, sola doğru eğen insanlar hı hı. aslında artık bir kıymeti harbiyesi yoktur yani bunların ee, merhametten yalnız merhamet çok değerli bir şey. Şimdi merhameti nereye bağlıyoruz diye aslında sormak lazım. Hı. Esas mesele o. Hı. Biz Rahman ve Rahim olan bir Tanrı'nın peşindeyiz. Ona hı. doğru bakıyoruz. Dolayısıyla merhametsiz bir şey olamaz. Bizim bütün esas meselemiz merhamettir yani. Bizim medeniyetimiz. Ha şu söylenebilir başka ortamlarda. E bu medeniyet ama işte orada öyle oldu, burada böyle oldu falan. Bunun bir önemi yok. Ama asıl medeniyetin özü esası merhamettir yani. Biz e, merhametle yürürüz, şefkatle yürürüz. E, Rahman'a doğru bakarız ve ve rahim olmaya çalışırız, korumaya, kollamaya vesaire. Yani dolayısıyla merhamet önemli bir şey. E, merhamet üzerinde yani merhameti itibarsızlaştıracak şeyleri de fazla girmemek lazım. Çünkü e, aleyhimize bir şey bu. E, yani bizim aleyhimize yazılan bir şey. Açalım. Yani merhametin dışına çıkmak mesela. Çıktık mı? E, evet tabii. Yani merhamet. E, en son ne zaman çıktık? Hadi bakalım. Merhametli... Ee, değiliz. Ee, şundan oldu, ee, büyük bir şey oluştu, ee, bir savaş oluştu ee, ve Türkiye'de mesela bu savaşın içinde yerimizi aldık Hı. ve e, yapılması gerekenleri yaptık, söylenmesi gerekenleri söyledik, durulması gereken yerlerde durduk. Ama e, esas meselemiz bizim esas meselemiz e, Rahman ve Rahim o, olmaktır, merhametli olmaktır, şefkatli olmak. Bu e, söyleyelim kelimeyi aptal olmak anlamına gelmiyor. Hmm. O anlama gelmiyor. Yani bir Celal meselesi vardır her zaman. Evet, işte ben seviyorum. Tabii. Bu benim en sevdiğim, yani bu bölüm benim en sevdiğim bölüm. Evet, en bilmiyorum. sevdiğim bölüm bölüm şundan dolayı. Roman da şöyle biter biliyorsun. Hmm. Adam olta kabında e, roket atarı koyar sırtına bir derviş olarak yürür. Şimdi adam başka bir adam haline gelmiştir kahraman. Hı hı. Ama roket atarını bırakmamıştır. Ben bunu okuyucuya bıraktım işte. Yani şey bitmez. E, celal bitmez. Bizim çünkü medeni dinimiz, imanımız, medeniyetimizde e, bir şey de vardır yani. Her zaman bizim içimizde bir yeniçeri vardır. Değil mi? Ne güzel Var. Çıkar arada sırada ortaya. Az çıkmasını istiyoruz. şeyler <laughs> kaldırılınca Asakir-i Mansur-i Muhammediye ordusu kurulmuştur. Olsun. Evet. Nasıl aklıma geldi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Benim anneannem de derdi ki evladım hmm. biz Hanefi'yiz, hmm. sünniyiz ama içimizde bir bektaşı vardır derdi. Ne güzel. Evet. Yüzde ısrar etme, 90 da olur. Olur. Olur tabii. Hep ben varım deme, yoksan da olur. Evet. Ya Bir şey söyleyeceğim. Bir yani. de 99'u veren yüzü verir zaten. Değil mi? Evet. Ne güzel. Şimdi tam Yunus Emre'den o zaman. Gireceğim ama. Gir bakalım. E, kompleks derken aslında merhamet konusuna girdiğim zaman şundan bahsetmiştim. Yani <laughs> neden e, medeniyetimizi sevmiyoruz? E, i̇şte onların e, kantı var, Hegeli var. ...yazdığınız gibi işte e, bir, bir sürü Spinosuz yazar, var, var, var. var. işte evet, bizim şopun Kemal Tahir'imiz, ...Cemil Meriç'imiz falan. Yani, niye böyle bir e, şey? O hani dedim ya kesilir ama ben. E, çekmeye gelmez boyunlarımızı, o şirin görünmeye çalışan gerdanlara ezdirdik ya. Niye ezdiriyoruz mesela? Ya bir niye kere, böyle bir dürtümüz var bizim? Ha, bir kere medeniyetimizi bilmiyoruz. Bilmiyoruz mesela. Bunu bilmiyoruz. Bir kere biz dili kaybetmişiz biliyorsun. Ee, yani dili bilmiyoruz. Ee, dil e, şeyle e, Osmanlı'nın son dönemlerinde başlamış, 200 yüz içinde. Sonra e, Cumhuriyetle beraber kaybetmişiz. Sonra da e, alimlerimizi, ariflerimizi belirlerimizi okumayı kaybetmişiz. Ben yani herkes anlasın diye bilgelerimiz diyorum. Bilgelerimizi okumamışız. Bilmiyoruz. Yani Akşemseddin deyince mesela Akşemseddin'in kimin müridi olduğunu, müridi olduğunu Hacı Bayram Veli'nin müridi olduğunu, Hacı Bayram Veli'nin ikinci müridinin de Bıçakçı Ömer Dede olduğunu. Bunların neyi ifade ettiğini bilmiyoruz biz. Akşam Akşemseddin'in Fatih İstanbul'u aldıktan 6 ay sonra Hadi bana eyvallah deyip tekkesinin çekilmesini anlayamıyoruz. Çünkü öyle bir şey var mı? Fatih almış İstanbul'u. Çekilecek zaman mı? Çekiliyorlar. Hı -hı. Ya Bunları bilmiyoruz biz. Ee, ama şu oldu. Son dönemde e, çok güzel şeyler oldu biliyorsun. Ee, İbn Arabi'nin e, eserleri e, anlaşılabilir bir Türkçe'ye kazandırıldı. Ekrem Hı -hı. Demirli bu konuda çok şey yaptı. E, çalıştı. Mahmut Erol Kılıç çalıştı. Hı. -hı. Mustafa Tahralı çalıştı, ee, başka arkadaşlar çalıştı. Bunlar kazandırıldı. Yunus üzerine e, tartışmaya başladık, Yunusu daha derinlemesine anlamaya çalıştık filan. Yani medeniyetimizi ben naçizane, yeni yeni öğrendiğimizi düşünüyorum. Medeniyet lafını çok seviyoruz, medeniyet, bizim medeniyetimiz lafını çok seviyoruz. Ama arkasında ne var? Orada bir problemimiz var bizim. Yani bu problemi aşmamız lazım. Başka türlü de bir çare yok. Yani insanın kamil medeniyeti dediğim şey aslında bizim işte bu anlattığım medeniyettir ve bu medeniyet sadece Gazze'deki kardeşlerimiz için geçerli olan bir medeniyet değil. Latin Amerika'daki garibanlar için de be beklenilen bir e sözler, kelimeler ve cümleler var bu medeniyetten çıkabilecek. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim bu konuda şey yapmamız lazım. Daha ileri gitmemiz lazım ve bunu daha çok konuşabilmemiz lazım. Bunu şey yapmaya gerek yok yani böyle burnu büyük bir şekilde her şeyi biliyorum diye konuşmaya gerek yok. Bunları konuşarak, e, tartışarak aslında e, bir şeyler e, elde edebiliriz diye düşünüyorum ben. Niyazi Mısri. Hmm. Yani bilmeden olur mu ya? Ne güzel söyledik. Şu anda galiba son dakika bir haber geldi ama e, biraz da tabii ki diyorum ya ruhumuzdaki o merhameti işgal ettirmeyeceğimiz nokta da aslında şu an en güncel acımız gazze Tabii. Mesela Yine, yine Rafah'ta bir şiddetli bir saldırı haberi var. Birazdan e, haberler gelir. Biraz da bu meseleden konuşmak lazım. Yani benim meselem ya da senin meselen değil ama senin meselen değil benim meselem. Mesele olarak bakmak çok acıtıcı değil mi? Yani bir mesele olarak bakmak bile. Daha fazlasını hak etmiyor mu bu insanlar mesela? Daha fazlasını hak ediyor ama e, soğukkanlı olmamız lazım ve bazı şeyleri görmemiz lazım. Hı -hı. Yani orada 40 bin kişi e, katledildi. Büyük bir katliam. Siyonistler yapıyor. Hı -hı. Bu böyle. E, biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak elimizden gelen her şeyi bence yapıyoruz. yapıyoruz. Ben i̇şte. samimiyetimize çok inanıyorum. Kesinlikle. Birincisi bu. İkincisi ne oldu? Bütün dünyada insanlar merhameti, vicdanı ve kalbi olan insanlar e, Filistin diye bağırıyor bugün. Bütün meydanlarda. Hı hı. Böyle bir şey bekler miydi? Bekler Bazı devletler Filistin devletini tanıyorlar şu anda. Hı hı. Batılı devletler. Direkt tanıyorlar. Ne güzeller değil mi? Yani insan onlar işte. Yani hı hı. bir e, ben bazen kullanıyorum bu insan tarikatı denen şey. İşte insan. Çok güzel. İşte insan, bir insanlık bütünleşiyor. Filistin ne yapıyor biliyor musun? Bütün acısıyla, kanıyla, canımızı çok yakan şeylerle insanlığı birleştiriyor. Gerçekten insan olanları birleştiriyor. Ee, bir de şeyler var tabii. Ben onu da kullanıyorum. Biliyorsun. primatlar var. Hı. Bu piramatlar e, inşallah e, şey olacaklar, yalnız kalacaklar. Böyle olacak diye düşünüyorum. İnşallah diyorum. Hı hı. Evet. Şaşırdığımız bir şey var mı burada mesela? Ee, Hayretimizin şey, dışında. E, şaşırdığım şey şu, Filistin meselesinde bu katliamlardan sonra dünyadaki kalbi olan insanların ayağa kalkmasına hem şaşırdım hem çok sevindim. Bu kadar beklemiyordum çünkü. Ama Filistin ilk defa işgal edilmedi. Edilmedi. 75 yıldır sürüyor. 75 yıldır. Fakat 50. öyle bir e, ayağa kalkış var ki şu anda. Yani bu seni şey yapmıyor mu ya? E, bir umuda. E, tabii itmiyor mu yani e, Hı -hı. ama bak burada şunu da söylememiz lazım bu umut e, düşündüğümüz söylediğimiz her şeyi yeniden düşünmeyi e, ve söyleyeceğimiz şeylere e, çok dikkat etmeyi de gerektiriyor e, belki çok klişe gibi gelebilir sana ama ben gerçekten Türkiye'nin son kale olduğunu düşünüyorum yani bir yeni düşünce Yeniden, yeniden söylenen bir düşünce, olan bir düşünce, yeniden söylenen bir düşünce çıkacaksa ve insanlığı birleştirecekse Türkiye'den, Türkiye'deki e, entelektüel kültürel ortamdan çıkacak diyorum. Entelektüel kültürel ortam derken yani e, düşünen insanlardan bahsediyorum. Anladım. Yani bu Batı'ya karşı. E... Zaten var olan sempatinin içimizdeki bazı insanlar. Evet. Şunu mesela söylemiyorlar mı? Hani mesela işte batı 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 güzellemesidir. Tabii. Ama bak onlar da senin yapmadığın bir şey yaptı mesela. Yaptı tabii. Burada neden bir güzelleme ya da buraya karşı bir buraya bir işaret etme gibi bir dürtümüz yok. Türkiye'de e, bizim e, maalesef e, batıcıl arkadaşlar e, self-orientalistler bunlar. Tam oraya girecektim. Self-orientalistler Hegemonik bir kafayla düşünüyorlar hı hı. ve e, e, yani daha önce söylediğim bir şeyi tekrar e, sana söylemek isterim. E, bunların e, demokrat gömlekleri vardı. E, gömlekleri bir çıkardılar, islamofobik tişörtler çıktı ortaya. Oo. Evet. Bütün korkular birdenbire ortaya Ama çıktı. Bu çok bu çok güzel bir evet. şey. Tanımlamı. Çıktı bu. O tişörtler şimdi ne oldu? Tişörtler devam. İslamofobik. Biz şeydekiler. bizdekiler Batı'daki ayağa kalkan insanlara büyük bir sempatiyle mi bakıyorlar, bakmıyorlar mı o konuda emin değilim yani. Yani acaba bakıyorlar mı gerçekten? Yani onu, onu bilmiyorum. Görmüyorum. Bakıyorlar. Baktıklarını da görmedim. Yani çünkü öyle derin bir İslamofobi var ki Hı. inşallah geçer ama bu. Yani daha doğrusu öyle öyle bir derin İslamofobi yaşadık ki İslami tüm kelimeler ve işaretler ve simgelere karşı büyük bir nefret e, gördük karşımızda bu yapıldı yani. E, yazık tabii. Yani entelektüeller, yani bizim sevdiğimiz entelektüeller vardı geçmişte. E, 2-0, 12-0 mağluplar yani. Şimdi varlar mı? Şimdi e, <laughs> bilemiyorum yani varlar mı yoklar mı ama. Mesela şu oluyor mu? Mesela bu yani, daha bir özel bir soru olacak. E, mesela Hu dönüşünü aslında bu yüzden sormuştum. Hı. Mutlaka ki vardır. Her şeyde burada mesela e, e, bütün hijyenliğiyle açıklamak zorunda değiliz ama ya şunu söylemek istiyorum. Mesela kur dönüşlerimizden sonra o entelektüel haznede e, dostluk haznesinde bir azalma oldu mu mesela? Olmaz mı ya? He. Sıfırlandı. Onu biraz bir orta bir ilerlesek mesela. Sıfırlandı yani. Sıfırlandı. Tabii. O çok acımasız. Çok acımasız. Hı. Tabii. Çok acımasızlar. Hatta e, önemli bir talk showcu var. Arkadaşım benim. Yani geçen yüzyılda. Yani espri <laughs> olarak söylüyorum. Ee, arkamdan şey demiş, ya Cem Sancar delirdi ama çok tatlı delirdi demiş mesela. Öyle bakıyorlar yani. Şey olarak bakamıyorlar olaya. Ee, e, yani yeni keşifler, kendi medeniyetimizin farkında olmak. Ya da ben ilk yazdığım yazılarda şöyle bir cümle kullanmıştım. İçimdeki Müslüman'ı keşfettim. Evet. Tamam mı? Hı <laughs> Yani mesela oradaki samimiyeti falan göremiyorlar yani. Göremedi. Belki görenler vardır. Yalnız bunu da böyle kesin şeylerle de konuşmak istemem. Belki gören vardır. Belki zaman içinde kendilerine soru soranlar vardır. Mesela ne bileyim Sarı Gökhan çok eski arkadaşım benim. Tanıyorum yani Sarı hmm. Gökhan'ı. Sarı Gökhan yani inşallah böyle bir sarsılmıştır diye düşünüyorum. <laughs> Görmüş müdür? Efendim? Görmüş müdür? bakmış mıdır yani? ee, bir ara beni takip ediyordu bu hmm. arkadaşlar. Diğer to, top tot falan. Böyle bir film vardı değil mi? Böyle bir sanki herkeste bir manevi ucundan bir şey tatma, vardı. Bir şey vardı. Sonra, sonra bir, evet. ışıklar söndü. Evet. Hepimiz böyle yani kemikten mağaralara dönüştü herkes. Geziden sonra. Heh, önemli. Kopuş geziydi Esra'cığım Evet. Ee, haklıydık, değildik. O ayrı mevzu. Ama kopuş orada oldu. Ee, çok e, insan e, şey yaptı, e, öte tarafa e, savruldu, daha İslamofobik fobik falan oldular, e, bir şey oldu orada, epey bir e, insan kaybettik yani. Kültürel anlamda da bir şey olmuş o zaman. Bir şey oldu evet. Hı. Aslında yeni, iyi bir şey olmuş gibi duruyor. İyi bir şey <laughs> olmuş gibi duruyor, kötü bir şey olmuş gibi duruyor ama zaten e, İbn Arabi'yi hatırlatmak isterim sana. Olanla boğuşma diyor. Olana bak, anla, tanı. Yani böyle bir şey oldu. Bir kopuş oldu. Kopuşa bakıyorum. Ee, kopuşu inceliyorum. Ee, i̇nsanlar, fazla insanı rencide etmemek için şimdiye kadar bu konuda yazı yazdım ama çok ileri gitmedim. Fakat inceliyorum yani anlamaya çalışıyorum. Ee, bu kopuşu, bu yarılmanın nedenleri neydi esas olarak? Yani büyük fotoğrafa baktığımız zaman görüyoruz yani işte ilk üç gün sonra darbe tamam, vesaire. Tamam bunu Onları biliyoruz. zaten. Bunlar bizim ezberimiz. Ezberimiz bunlar. Ama esas meseleye bakmamız lazım. Hı. E, ama ben e, ona hala e, bakmaktayım. E, bilmiyorum yani e, mutlaka bir açıklaması e, olmalı, yapılmalı. Yani ya herro ya merro e, olmalı. Tamam. Mesela bu galiba şeyle olacak bir şey yani Mesela bu sorgulamayı insan kendisiyle yapamaz. Koptuğunu düşündüklerimizle yapması gerekiyor. Peki, sorgula... Çok güzel söyledin bak. İşte bak bu çok önemli bir şey. Hı -hı. İnsanlar bunu düşünmüyorlar. Koptuğun düşündüğümüz insanlarla konuşmalıyız. Hı -hı. Şimdi konuşamıyorduk. Biz buradan onlara top atıyorduk. Onlar bu ortam bize top atıyordu. Hı -hı. Konuşmalıyız. Yani nedir mevzu? Yani bunları konuşmalıyız. Yani onların korkuları ne? Bizim korkularımız ne? Bunları konuşmalıyız mesela. Hı -hı. E ee, ya şimdi gene Yunusa geleceğiz yani. Gelelim abi. Ya konuşa konuşa ya bu işler. Evet. Hmm. Konuşa konuşa ya. Yani ben gelmedim dava için diyor. Benim işim sevgi için. Ya da sevi için öyle çevirmişler. Bana hmm. göre sevda için, aşk için yani. Hmm. Konuşmak lazım. Yani konuş daha doğrusu şöyle söylemek istiyorum. Konuşmayı becermek lazım yani. Kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey oluyor mesela ben hep şunu hissettim. Genelde bu kesimler arası yani bunu söylemek zorundayım yani bu bir evet. şey nesnel bir şeyden bahsediyorsun işte. Mesela hep şöyle hissediyorum işte bu hoşuma gitmiyor yani bu ılık derede balık avlama meselesi var ya. Evet. Onu sevmiyorum yani illa bir olta atmak zorunda değiliz, değiliz. ya da kendimizi e o ne derler? E, kompleksli ya da işte onlara işte bir şirinlik beğendirmek böyle, zorunda he, değiliz. Bu, bu hiç hoşuma giden bir şey değil. Değiliz, hayır. Daha güçlü, daha e, hakikatli cümlelerimiz olmalı bizim. Tabi. Değil mi yani bu Tabii. niye böyle bir konforlu alan arama? Ya yani bu anlamdaki kolaycılık gerek yok. Bakın işte bak. Ya da ne oluyor mesela? Bu bu kazanç mıdır? Bana göre hmm. ruhtaki kayıp her şekilde konuşulmalı. Yani Verilen tavizler de konuşmalı. Her Ama şey konuşmalı. Ama şunu bilmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülke. Çok. Çok güzel bir ülke. Şahane bir ülke. Harika bir ülke burası. Biz kendi içimizde konuşmalıyız. Başka çaremiz yok yani. Eğer iş savaşı yoksa konuşmalıyız yani. Hı. İş savaşı istiyor musun? His savaşı var sanki. Heh. His savaşını konuşabiliriz. Hı. Kendimizden taviz vermemize gerek yok. Ben yok. bugünkü yazımda yazmıştım. Işte. İnsan tarikatı. Çok güzel. Bir yazı. Evet. O çok güzel bir yazı. Evet. İnsan tarikatı Onu konuşacağız ama o kadar güzel konuştun ki ilk yarıyı da geldik. Sevinebilirsin, evet, sevinebilir. <laughs> Kurtuluyoruz son <laughs> 5 dakika. Bir aramız var. Aramızdan sonra Arap'ta Sorular programından muhteşem yazar Cem Sancar'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Ağır Hafta Sorular programına devam ediyoruz. Şahane yazar. Bu arada çok güzel mesajlar göndermişsiniz. Sevgili izleyicilerimiz sizleri seviyoruz. Kim var programımızda? Yazar Cem Sancar'la son çıkan kitabı Nasreddin'i konuşuyoruz. Ama... Daha konuşamadık zaten. Konuşu konuşalım. Evet. Ee, konuşacağız ama bir taraftan da hani böyle... A... Rafah'ta bir katliam. Evet. Ve soykırım oluyor. İnsanlar şu anda şu anda bir e... özellikle Mesela kaçın diyorsun insanlar işte güneye gidiyorlar. Güneye giderken vuruyorsun. Durun diyorsun işte ambulanslardaki ya da hastanelerdeki ceninler, bebekler ve tek parça değil. Ya bu anladın mı? Yani o bıçağın kemiğe dayanıp kemiğin bıçaktan hesap sorduğu Tabii. büyük bir katliam. Tabii. Gerçekten artık hani normalleş mek de istemiyoruz bir taraftan. Yani insanla insan olmayan arasında bir e, savaş var şu anda. Ne güzel Daha doğrusu insan savaşmıyor, insan e, direnmeye çalışıyor insan. Hı -hı. E, ama insan olmayanlar e, şu anda katliam yapıyorlar. Yani böyle bir şey var. Bu bir gerçek. Yani bunlar insan değil. Yani Hı -hı. eğer e, biz kendi şeyimizden bakarsak, penceremizden bunların insan olmadığını anlıyoruz zaten, değil mi? Yani kaç 14 bin çocuktan bahsediyoruz? çocuk şu anda Türkiye'ye evet. doğru giden bir. Şeyleri gördük yani o fotoğrafları gördük yani. Şehirler, kentler, kasabalar yani nasıl bir şey o? Hani İkinci Dünya Savaşı'nda var şu an. Hı -hı. Evet. Ve bu bir artık savaş kesinlikle değil. Bu bir soykırım yani insanlar. Kesinlikle. Peki ne olacak sence? Ne ya olacak yenilecekler. Yani, yani e, Siyonistler çok büyük yenilecekler. Acaba yenildikleri için mi böyle yapıyorlar? Tabii. Yenilecekler. Dünyada bütün yani bütün ilişkiler irtibatları falan zayıflıyor. Yani e, sen hiç gördün mü İsrail'e karşı böyle bir dünyada e, halkların e, ayağa kalkışını? Yani Hı. daha önce biz görmedik böyle bir şey Biz bunu Vietnam'a karşı görmüştük. Vietnam Savaşı'na karşı görmüştük. Şimdi İsrail'e karşı görüyoruz. Hı. Çok büyük acılar çekiliyor. Büyük katliamlar yapılıyor Hı. ama böyle bir şeyde Oluyor. Mesela soykırıma uğrayan bir millet nasıl bir soykırımcıya dönüşüyor? Hangi motivasyonla? Yani buradaki tarif edilmiş bir değil mi kitaptan? Tarif edilmiş bir kitap. ve Uydurulmuş şeyler e, hadisler filan vesaire e, oradan geliyor. E, i̇ntikamcı ve e, insan kanına susamış bir e, din oluşturmuşlar. Ondan sonra ee, ve diyorlar ki e, bunlar insan değil. E, insan i̇nsan biziz sadece. Ya aslında bu tamamen beyaz adamın kafası. Değil mi? Tabii. Biz insanız, onlar değil. Öyle düşünüyor. Hı -hı. Ve her yaptığını bir bak görüyor idi. İdi. Hı -hı. Ama bu değişiyor. Değişiyor. Ebu yani. Ubeyde. Efendim? Ebu Ubeyde. Evet. Hiç kimse Ebu Ubeyde kadar kırgın olamaz. Bir hmm. Şöyle bir şey yazdım. Buna katılıyor musun? Yunus. Ee, Bu arada sun diyorum özür dilerim. Ya yani Bazen böyle hani o kelimelerin samimiyetinden. Evet sen diyorsun bazen, baş... bazen bazen. Çok evet. özür dilerim. Evet. Ama böyle bazen yani öyle hani normal konuştuğumuz gibi konuşuyor. Fark etmez ya. Şimdi çocuk. ne olmak iyi bir şey. Çocuk eyvallah. Çocuk e, annesine ağlayarak e, nereye gideceğiz diye sorduğunda annesi yürü oğlum Allah'ın arzı geniştir. Şimdi bu cevabın üzerine bir şey de yazılmaz aslında bir şey de konuşulmaz. Ama orada e, yani Nerizan yazmaya çalıştığım bir şey vardı. Yürü oğlum, e, Müslüman arkasına bakmaz çünkü hiç kimsenin gelmediğini bilir. Gerçekten Müslüman e, o yalnızlığa mahkum edilen midir? Sence? Ya şimdi esas mesele... Aslında buradan da biraz o Nasrettin'e doğru evet, da gideceğim. Orada yani şey var işte. Büyük bir kahramanlık destanı var. Yani direniyorlar. Oradaki kardeşlerimiz. Mesela o. Bir yalnızlık vardı. Ama bu yalnızlık bence kırılıyor. Ama bunun ideolojik kelimeler ve kavramlarla şey yapılması, desteklenmesi lazım. Hı hı. Kırılan bu yalnızlığın. Ee, yani yeniden bazı şeylerin tarif edilmesi lazım ama bunun için erken. Şimdi esas e, beklememiz gereken şey şu olmalı. Bunların e, bütün dünyada e, gördüğümüz gibi e, Gazze e, dünyanın vicdanı haline geldi ve e, Siyonistler yeniliyorlar. Yenilecekler. Biz bu e, işgalin ve katliamın bitmesini e, istemeliyiz şimdilik e, diğer meseleleri konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Bittiğinde mi konuşacağız? Evet. Çünkü Daha acı acı çok büyük şu anda. Nasrettin'e dönersek Nasrettin'de hissettiğim aslında o e, diyoruz ya anlam arayışı ve aslında anlatırken de çok güzel bir tabir kullanıyoruz bir ilim kurgu Ben değil Gökhan Göktaş onu yazdı. Muhteşem. Editörü. Evet. O zaman tebrik ediyorum gerçekten. Evet. Güzel insan. bir buluş. Evet. Ee, gerçekten. Bu aynı zamanda bir kurgudan da ziyade herkesin orada bir şekilde o yalnızlığın ruha büründüğü o kahramanı bir şekilde gördü. Kendisini bulabileceği Bulduğu, bir buldu. Şey. O hakikat bir anlam mana arayışı. Evet. Mı? Yani bir hakikat, bir, bir arayış var. Yani dedi, Tabii baştan, yoldayız. Yolda olan bir kahramanı e, görüyoruz. Ama bir o kadar da mesela romanı okurken de üzüldüm mesela. Niye öyle oldu? Yani bir o yalnızlığa mı üzüldüm, o karmaşanın gerçekten gerçek oluşuna mı üzüldüm onu bilmiyorum. Niye üzülmüş olabilirim sence? Yani okuyan niye üzülmüştür? Ya şimdi aslında e, bir yazar için en iyi iltifat, ve ...üzüldük, güldük... Hı. ...öğrendiktir yani. Çok sahi ya. Evet. Çok önemli. Evet çok güzeldir yani. Çünkü hayat öyle değil mi? Hayatın kendisi yani... ...üzücü şeyler var... Ee, ...neşeli şeyler var... ...acılar var, sevinçler var falan. Ee, böyle bir şey. Yani kahramanın yolculuğu... ...modern... ...bir kere şöyle bir durum var. Hı hı. Ben çağdaş Türk edebiyatında... ...yeni bir yol arıyorum. Hı. Esas Aynı zamanda bu, bu da bir arayış. Tabii. Üç romanımda böyle bir yol arıyorum. Her romanda bir gezegen yaratıyorum. Ondan sonra ve e, orada e, bir yolu izliyorum. Burada Hı. da onu izledim. Burada da çağdaş bir insan, bir mizah yazarının e, bunalımlarını anlattım. E, e, yani buna biz yani manevi bunalım da diyebiliriz. Hı. E, ya da başka türlü de kullanabiliriz. Varoluş krizi de diyebiliriz. Yani fark etmez. Bunu Hı. anlattım. Fakat şimdi ben hakikatle ilişkisini kuramamış modern insanın vicdanıyla ilgili problemler olduğunu düşünüyorum. Kahramanında da en başından beri bu problemler var. Hı. Mesela diyor ki ya diyor İnsan diyor tabii ki diyor çorbadan çıkmaz diyor yani böyle bir şey olur mu diyor yani Hı. yani hani ateistlerin bahsettiği şey <laughs> yani çorbadan nasıl çıkar yani sarımsaklı paça çorbasından Platon çıkar mı <gülüyor> <gülüyor> çıkar mı çıkmaz o da bunun farkında <laughs> ama işte hırslar var Hı. yükselme şeyleri var <laughs> para diye bir şey var olsa kaybedi, kaybediş var. de var kaybediş var. Yani e, dolayısıyla e, nasıl diyelim e, Türk filmlerini eskiden böyle e, şey yaparlardı hem acıklı hem sevinçli derlerdi. Hı hı. Hayatta öyle zaten. Hı hı. Evet. Aynı zamanda bir kaçış da var. Kaçış her zaman var. Hı hı. Evet. Mesela mecbur kaldığımız şeyler e, mesela James Sancan üzerinde. E, <laughs> sorarsak mesela tahammül edemeyip de tahammül etmek zorunda kaldığımız şeyler ne mesela şu anda? Sen, ya tahammül etme. Tahammül etmeye, nefsini de bizden hesap soracağı kadar. Yani tahammül edemediğimiz şeyler e, bence seviyesizlik önce. Hı -hı. Yani e, şu anda bir seviyesizlik yaşıyoruz. E, yalnız burada yanlış anlaşılmasın. Bir seviyesizlik yaşadığımız kesin. Yani ip aşağıda. E, fakat bu e, bizim ya da senle ikimizin burada konuşurken bizim seviyemizin çok yukarıda olduğu anlamına gelmiyor. Hı. Ortak bir şey var. Bir seviyesizlik yaşanıyor. Bir kere bu e, tahammül edilmesi zor bir şey. E, birincisi bu. Daha önce e, konuşurken e, senin çok güzel ifade ettiğin gibi e, yani senin açtığın bir mevzuydu. O e, medeniyet meselesi boş bir laf olarak kullanılıyor. Mesela hı. bu da tahammül edilemez bir şey. Hı hı. <laughs> bir de şu pergel meselesi var ya, ya bir de onu şey da görelim. Bir de şey var, bu bağırma, çağırma ve el kol <laughs> hareketleri var <laughs> ekranlarda. Bilmiyorum <laughs> sen bundan rahatsız değil misin? Ben çok rahatsızım. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, el kol hareketleri yani yapıyorlar. Kafa hareketi olmayınca el hareketleriyle mi şey yapmaya çalışıyorsunuz? Ya şimdi? aslında... Kafa derken estağfurullah. Yani estağfurullah. Şey yani bir düşünce hareketi olmayınca... Bunu el ya da gölge oyununa mı dönüştürüyoruz? Ya her zaman böyle konuşamazsan el hareketleri yaparsın. Tarzan, Jane ile nasıl konuşuyordu? Hmm. Sürekli el hareketiyle konuşuyordu. <gülüyor> <gülüyor> ya onu benzetiyoruz şu anda bütün. Evet. Çok evet benzetiyorum. Böyle bir şey var. Bu seviye ile alakalı bir şey. Hepimizin yani ortak hepimizin katkıda bulunduğu bir seviye bu. Ee, ama ben mevzuya da şöyle bakmıyorum yani. Mesela ben e, sıradan bir insanım. Okuyan, eden, düşünen... E, ...filan hmm. bir istidadım var. Yani yazma istidadım var ve düşünme istidadım var. Bir de bir gayret sarf ediyorum. Bunu geliştirmeye çalışıyorum. Hmm. Sonuçta herkes gibi bir insanız. Bir kere böyle... E, ...bu e, ekranlara çıkanların... ...ya da köşe yazanların filan... ...kendilerini böyle çok matah bir şey gibi... ...sunmaları yanlış. Aslında bu bir zan mıdır? Yani kişi... Zan, yani kişinin kendisine dair bir zanlı var. O da bir şey olduğu. Evet. Bak. E, 90'lı yıllarda e, aydın sadizmi diye bir şeyden bahsedilirdi. Hmm. aydın. Aydın sadizmi. Aydın sadizmi. Hı hı. Aydın sürekli parmak sallar ve sana haddini bildirir. Ve ne kadar entelektüel olduğunu söyler. Sürekli yabancı kavramlar kullanır. Hı hı. Sen karşısında küçülürsün küçülürsün böcek gibi kalırsın. Bu aydın sadizmidir. Şimdi bu aydın olmadan yarı aydın olup sadistlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. yani loş aydın loş aydın evet güzel <laughs> loş aydın bunların ya da şey Hikmet Kıvılcımlı şey diyor buna ne diyordu deli divane e, enterler mi diyordu neyse öyle bir Hı -hı. şey böyle bir e, durum var yani asıl mesele bu aydın sadizmi yani anlaşılmaz olmak her şeyi biliyor olmak falan yani daha önce bu e, mevzular biliyorsun e, Marksistlerin mevzularıydı. Yani her şeyi biliyorlar. Halkı eğitecekler. Önce kapitalist yapacaklar. Sonra sosyalist yapacaklar. <laughs> yani bunlar böyle bir dik yürüyen bir şey var. ileriye doğru gidiyor bir şey. Bunlar da halkı sürekli e, döverek yapıyorlar. Daha sonra bunu e, kendileri yapamayınca ordu göreve diye e, şey yaptılar. Yapmaya çalıştılar. Şimdi <laughs> aynı şey bugün he, her türlü e, aydında gözüken bir şey. Çok biliyorlar ve çok e, söylüyorlar. Oysa hı hı. E, ben köşe yazılarımda e, ne yapmaya çalışıyorum biliyor musun? Hı hı. Aslında okuduğum, öğrendiğim, düşündüğüm şeyleri paylaşıyorum birlikte düşünelim diye. Çok güzel. Okuyucularım da bunları fark ediyor. Çok. Ben birlikte düşünelim diyorum. Yani ben bunlarda çok eminim, her şeyi biliyorum falan değil. Ve Burada e, yapmaya çalıştığım şey aydın sadizminden kopmak. Yani her şeyi bilen, üstten konuşan... Hı hı e, birileri olmaktan kopmak. Bu siyaseten de e, iyi bir şey değil. Bu siyasette ee, var mı şu anda? siyaseten yani siyasi analizciler de var. Hmm. Evet çok var siyasi analizciler Bunlar her şeyi biliyorlar. Ya yani bunları modifiye aydın diyebilir miyiz? Modifiye evet bize olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ben farklı başka şeyler geliyor ama kendimi tutuyorum yani televizyon programındayız. Yok tutmayın bence. Biz bu evet. ara Arap sorulan genelde kendinizi formika aydın programı. diyebilirim bunlara formika ben, formika, formika. Aydın. formika evet hı hı. Peki yani mesela çok tartışılan konulardan bir tanesi de e, şu onu konuşmak güzel olur gibi geliyor. Mesela bu kültürel iktidar meselesi var yani çok böyle evet Bulgarize edildi çok konuşuldu. Ama ben mesela James Sancar'la konuşmak istiyorum. Bu anlamda evet bir kesim özeleştiri yapmak gerekli öz yapacaksa bile buna nereden başlamalı gerçekten? Yani işte biz şunu yapamadık. Evet bizim e, sonuçta kültür kültürümüzü işte bir Turizm Bakanlığı'na e, matuf bir şey. E, mesela bugünkü evet. yazını da çok güzel yazmışsınız. Yazmışsınız. Özür dilerim. İşte artık öyle. Ya. Hı. Bu anlamda hani gerçekten hani e, artık ezber olan, artık kadikleşmiş şeyden nasıl çıkacağız? yani Gerçekten hani çok konuşulan ya evet biz bir şey yapamadık ya, e, yapabilirsin ama yapmıyoruz mesela. Bu yapabilme durumunu nasıl oluşturacağız? Bir kere bu zapturaptan çıkmak lazım. Zaptur. En büyük zapturap kafalardaki zapturap. <laughs> Ondan çıkmak lazım, özgür olmak lazım. Yani e, e, özgür olur, özgürlükten şunu kastediyorum yani Allah'ın dışında hiçbir şeyin önünde baş eğmiyorsan zaten özgür demeksin. Süpersin. Özgürsün yani. Özgür olmalısın her şeyi konuşabilmelisin, tefekkür etmelisin, fikirleri ilerletmelisin, akıl yürütmelisin ve e, tartışmalısın korkmadan. Hı hı. Yani Cemil Meriç'in en büyük özelliği bu değil miydi? Yani evet biraz e, e, sert bir abimizdir kendisi ama takır takır konuşmuştur yani. Konuşmak hı hı. gerekir ve konuşmanın önünü açmak gerekir. Burada hiçbir zarar olmaz kimseye. Herhangi bir zarar gelmez. Ee, onu yapmak lazım ee, bu yapılmayınca kafalarda sürekli olarak bir e, zapturap ve zabıta e, beynin içinde olunca e, iş olmuyor yani o zaman sürekli şunu söylemeyeyim diyorsun bunu söylemeyeyim diyorsun e, ama ne söyleyeceksin o zaman yani hızlı okumaya benziyor e, suç ve iyi hızlı okuyor İşte adam soruyorlar yani suç ve ceza için ne düşünüyorsun Rusya'da geçiyor diyor olay Evet. durum bu Peki hani o e, program başında söylediğimiz bir durum vardı ya, geziden sonra bazı kopuşlar oldu falan. Mesela şunları çok görmeye başladım. Ben. E, i̇şte 20 yıldır ne yaptınız? Bir besteciniz var mı? İşte bir yazarınız var mı? İşte bir tiyatro yazarınız var mı falan. Şimdi bu da bana çok e, manasız geliyor. Çünkü senin körün olduğun, senin bakmadığın, hatta körü olmayı tercih ettiğin bir algıda keçici olarak... E, durumu e, kotardığın bir zeminde e, bu insanlar ne yapsın yani işte, o zaman bu insanlara biz rapor vereceğiz. Şunları yaptık, bunları yaptık ya. Yani herkes kendi krallığını oluşturmaya çalıştığı için. Ya Ahmet Hamdi Tanpınar'ı yeni fark ettiler. Ha. Sezai Karakoç'u Koçu, yeni, fark evet. ettiler. E, yeni fark ettiler. Mustafa Kutlu'yu yeni fark ettiler filan. Yani daha başka ismini sayamadığımız e, birçok şair ve yazarı yeni fark ettiler falan. Hı -hı. E, ama bu iyi bir şey. Bak o bir taraftan iyi bir şey. Fark etti, fark edildi. ...bir takım şeyler fark edildi. Yalnız... E, ...şöyle bir şey oldu... E, ...İslami Müslümanlar... ...entelektüel yazarlar falan... Hı hı. E, ...profesyonel... E, ...şeyler oluşturamadılar. Yani yayın grupları oluşturamadılar. E, yani... ...ondan sonra bir İKSV... ...yapamadılar. E, vesaire. E, bu... Bu konuda ben naçizane bir beceriksizlik olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bunu yapabilmek için çağrılar yapmak lazım. Ama artık şey de değil yani. Sadece hani Müslüman entelektüeller çağrısı değil yani. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlarına çağrı yapmak lazım ve bir ortak deklarasyonla çıkmak lazım diyorum. Yani kültürel iktidar lafını ben hiç kullanmıyorum. Çünkü çok kızıyorum buna. Ya sen kültürel iktidar lafını kullanabilmen için kültürel anlamda bir atılım yapman lazım. Hı. Yani atılım yapman lazım. Ya senin, senin onların kantı varsa şokun avrı varsa senin Arabin var, Mevlana'm var, şimdi Tebrizim Tebriz'in var. Yani sen bunları ne biliyorsun yani? Sadece isimlerini söylüyoruz. Peki ne yapmışlar? Ne söylemişler? Bak mesela göteyi etkileyen e, bizim insanlarımız var. Mevlana var, hafız var. Tamam mı? Nas Nasrettin kitabında çok güzel bir şeyden bahsediyorsun. Şimdi lütfen yanılırsam düzelt. güzel. Ee, Robinson Crusoe'un hikayesinin aslında nereden esinleniyor? Araklandığını söylüyorum. Araklandığını. Evet, Tufeyl'den. Tufeyl'den. Tabii. Hay bin Yaksan. Hay bin Yaksan. Hay bin Yaksan'ı, dünya literatürü Hay bin Yaksan'ı, dünyanın ilk felsefi romanı olarak görüyor. Hı hı. Biz Türkiye'de bunu gördük mü? Görmedik. Şimdi bak Esra'cığım sen kendi değerlerine, kendi bilgelerine gerekli saygıyı göstermezsen hı hı. kimse göstermez. İbn-i Tufeyli, İbn-i Rüştü, Gazali gibi ayırmadan fark edip yeniden sunmamız lazım. Nasrettin ne demek biliyor musun? Kelime anlamı Nasrettin. Üstü örtülerini yeniden söylemek. Yeniden söylemek. Anlaşılır kılmak. Nasrettin. Onun için Nasrettin çok önemli. İsmi de çok önemli. Anlaşılır kılıp yeniden söylemeliyiz. Yani Arabi'yi de yeniden söylemeliyiz. Niyazi Mısri'yi de yeniden söylemeliyiz. Ama biz daha onun eserlere yeni girdik. Yani bu önemli işte bunlar. Hı, -hı. Bunları söylemezsen kimse, herkes sana Kant'ı dayatır. Bak, bu arada Kant değersiz anlamına gelen hiçbir şey söylemiyorum. Çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben naçizane, belki e, e, farklı düşünülebilir ama ben şöyle düşünüyorum. İnsanlık düşüncesi diye bir şeyin, ortak insanlık düşüncesi diye bir şeyin olduğunu da inanıyorum ben. Hı. Ama Garudi gibi inanıyorum. Garudi felsefe dersleri verirken ben artık felsefe dersi vermek istemiyorum diyor rektöre. Olur mu diyorlar Sayın Garudi siz bütün dünyanın tanıdığı muhteşem bir entelektüelsiniz. Niye yani? Diyor ki İslam felsefesini bilmiyorum ya. İslam felsefesini bilmeye, bilmeden nasıl diyor ben felsefe dersleri verebilirim diyor. Yani buralardan bence Garudi'den çok öğreneceğimiz şey var bak. Yani Şimdi durup dururken yabancıdan mı öğreneceğiz diye... <laughs> ...düşünenler vardır. Yeni <laughs> bir tartışma. Gerek yok. Evet. Bazen öyle oluyor O mu? da bizdendir yani. Ee, mesela... E, ...linç korktuğumuz bir şey mi? Ya linç... ...kim korkmaz linçten? Bağışıklık Kim korkmaz kazana... hain kurttan... ...diye Bak, bir şey vardır. Bak bağışıklığın sağlamsa... Evet. Sen mesela tabii... Şey Sen oluyor, korkmazsın. Kork, estağfurullah, korkmak derken, haklı olduğum bir şeyde gerçekten beni durduracak evet. olan gücün sadece Allah olduğunu düşünüyorum. Ee, pek tabii ki bu e, sosyal şartlar, çevre falan faktörü falan vardır ama o bizim daha duvarlarımızın daha sağlam olması gerektiğini düşünüyorum. Belki de çok azız. Evet. Azız galiba. Azız. Ya. azız. Niye öyleyiz? Azız. Neden öyleyiz bilmiyorum. Bir azlık var. <laughs> Çoğalmalıyız yani. Daha açılmalıyız bazı şeyleri herkesin anlayacağı şekilde anlatmalıyız belki ben bazen köşe yazılarında şey diyorum seküler ortamlar anlasın diye diye pat başka bir şey söylüyorum yani orada <laughs> hafiften bir ironi yapıyorum ama yani şeyiz bir eksiklik var bir fren meselesi fren sorunu var yani <laughs> evet seküler olmak derken Seküler ortamlar anlasın diyorum işte bilge diyorum mesela biz veli diyoruz da diyorum bilge diyorum anlayın diye söylüyorum. Yani işte bak ne kadar seviyoruz insanları ki bak onlar için cümlelerimizi Tabii. modifiye ediyoruz, <laughs> ışıltılı hale getiriyoruz falan filan İşte bunu niye yapıyoruz? Şundan dolayı yapıyoruz hepimiz geçmişte cahildik Hı. tamam mı? Cahil insan kendi kültürüne kendi medeniyetine kendi e, felsefesine cahil olan insan, ee, çok cesur olur. <laughs> Abuk sabuk konuşur. Sonra bir gün cehaletiyle ayna. Aynalar çok e, tehlikeli şeydir. Nasrettin de onu söylüyorum. Aynaya dikkatli bakmak lazım. Bazen aynada insan soytarıyı görür. Soytarı sana dilini çıkartır. O zaman anlarsın ne büyük cahil bir şeyde olduğunu. Ama bir, insan bir daha olduğunu. bakmak istiyor. Efendim? Bir daha bakmak istiyor. <laughs> bir daha bakarsın. Cahil olduğunu anlarsın. Tövbe edersin. Ve kendi kavramlarını, kendi kelimelerini önce herkesin bildiği kavramları kelimeleri senin bilmediğin şeyleri öğrenirsin, sonra herkesin ilgilenmediği, bilmediği kavramlarını öğrenmeye başlarsın. Peki bize cehaletimizi gösteren en büyük ayna şu anda ne? Cehaletimizi en çok gösteren şey. Ayna. Tabi. Mesela onu ben e, sana bir örnekle anlatayım. Tabii. Daha şık olur ya. Yani. Şimdi büyük bir ajans var, iletişim e, gurusu var. Hı. <laughs> Yani siyasetçileri e, yönetti. Bir sürü şeyi yönetti yani. Çok hmm. dev bir isim. Geçen de e, gazetede şöyle bir yazı yazdı. Mutmayın diye bir kelime öğrendim. Ne muhteşem kelimeymiş dedi. Allah. Im. Mutmayın çok güzelmiş. Tatmin olan nefs demekmiş dedi. Şimdi bak. İşte bu bizim durumumuzun işareti. Adam 1500 yaşına gelmiş. Dünyaları yönetmiş. Mutmayı ne bilmiyor? Yaşamış yani o kadar. Mutmayı ne bilmiyor? Ya 1500 yaş lafın gelişi işte. Ya şey anladım açtı. ben ya Yani. yani <laughs> Siyo mu yok? Mutmayı ne bilmiyor? Böyle bir cahiliz Yani. Ya sen Fuzuli sözlüğe bakmadan anlayabiliyor musun? Ben, ben anlayamıyorum. Ben bir dakika. Ben sözlüğe bakmadan hayatım söndü. Ben anladım kimi. Sürekli sözlüğe bakmak zorundayım. Ben şu anda yani manevi KJ'yi anladım hocam <gülüyor> okudum. <gülüyor> tamam. Manevi KJ'yi okudum. <laughs> bir de böyle bir şey var değil mi? İsim vermek istemiyorum ama. İsime gerek yok çünkü şimdi yani değer bir insan yani. Ben mesela e, alkışlarla karşıladım Mutmain'i öğrenmesini ve bunu <laughs> iç, samimiyetle ifade etmesini. Çünkü bir de şu vardır bizde. Öğrenirsin sanki çok eskiden biri biliyormuş gibi davranırsın. Yani. Ha. Arkadaş itiraf etti ee, ve ne muazzam bir kelime olduğunu söyledi. İyi bir şey. Kostümlerimiz. Evet. Mutmain oldum. Evet. Ama belki şöyle bir şey vardır. Tatmin Niye olmuş böyle oluyor? Mesela çok şey yaşamış, yaşamış, yaşamış. Çok fazla patinaj yapmış, çok fazla pedal çevirmiş insanlar arasında falan filan. Sonra da böyle bir hani ee, hadi gel bakalım yalnızlık, hadi gel bakalım metropol dervişliği... ...halimiz var ya. O da onlardan birisinin yaşadığı olabilir öykü. Öyle mi? olmaz. Olmaz. Yok. Ol. Öyle olmaz. O Kolay olur. bir şeydir. Yani e, Ferrarisini satan Bilge e, Öyle hikaye ya. yani, evet. O yalan o. Türkiye'de var mı o? o ben olduğunu düşünüyorum Yalnız geçmişte 90'larda bir e, genç iş adamının itirafları diye bir kitap yayınlanmıştı. Orada arkadaşımız. Türkiye Beyaz Türklerin, büyük iş adamlarının hı hı. Anadolu'dan gelenlere neler yaptığını, onları nasıl mecazen kafalarını koparttığını falan yazmıştı mesela. O benim hala unutmam o arkadaşı. Helal olsun diyorum. O cesaret büyük cesaret. Güçlü kimdir? Güçlü. Ne demek güçlü? Sen bu kavramı bence konuşmalıyız. Sebebi hı. de şu. Mesela medyada da herhangi bir sosyal alanda da bir güç tanımlaması var ya işte medya bir güçtür şu işte güçlü isim patron falan evet. gerçekten güçlü kim? Bilmiyorum güçlü kim yani iktidardır esas olarak güçlü çeşitli iktidarlardır yani bak Hı. iktidar deyince herkes hemen hükümeti anlar öyle değil. Hemen anlamadım. Evet birçok iktidar vardır. İktidarlardır kuvvetli olan odur ve biz onları bazı insanlar onların yanında görünmekten hoşlanırlar. Ee, falan hmm. bunlar böyle davet davet gezerler. Her yerde onları görürüz. Hmm. Ee, bu mesela güç meselesidir işte. Ee, onunla alakalı bir şeydir ama tabii bak diyeceksin ki ya eee cemaat abi çok poliyanalıcılık yapıyorsun diyeceksin falan. Ben şey söyleyeyim yani. Şimdi gücün yanında niye oluyorlar biliyor musun? Çünkü para kazanıyorlar. Yani hayatları daha ne konforlu oluyor. Tamam mı? Hı. Bir de bir tane yetmez. İnsan bunun peşinde düşünce artık 1 2 3 5 falan ne zaman ne zamana kadar sürüyor bu? İşte tık diye gidene kadar, ambulansın ışığı yanana kadar. Ambulans yanınca işler değişiyor. Aa ama bu enteresan oldu. Tabii. O ışığı görne kadar. O ışığı görene kadar. Işık gelince işler değişiyor yani e, ne kadar boşuna zaman harcadıklarını fark ediyorlar. E, ya yani bu aslında böyle biliyorsun. Hı hı. Bir şey hissediyorum şu anda sanki böyle bir dizi senaryosu geliyor gibi. Niye öyle oldu? Şu anda geldi. Dizi senaryosu ya ben bu Asmalı mescitte Cinayet'in senaryosunu yazdım. E, fakat şey yapamıyorum onu. E, nedir? E, böyle doğru yapımcılarla, doğru yönetmenlerle yani genius bir yönetmen arıyorum aslında. Ya beni Cins. anlayan bir şey. Genius derken yani. Hemen tamam bakıyorum. Şurada. Niye genius diyoruz? Hemen bakıyorum. Hani deli dememek <laughs> için yani. Edepli davranmak için. Evet. Genius e, deli dememek için. Bu arada ben rehberime bakacaktım. Hani acaba kim çekebilir falan filan. neyse varmıyor. boş ver. Bulunmayacak. Ya Ama vardır. sen niye öyle bir şey hissettim onu? Yani bilmiyorum onu. Belki de Anasettin'i okurken orada bir sinemasal e, duygu yaşamışındır. Ama bu doğru. Çünkü e, ben aslında bir sinema şeyiyim, hastasıyım. Bak gene hmm. sinema manyağıyım diyecektim vazgeçtim. <laughs> yani e, her romanda e, sinema gibi görürüm yani olayları. Bir e, şeyim var. Görsel bir e, şeyim var. E, naçizane zekam var. Ve e, kurgularken de buna çok dikkat ederim. Yani bir şey yaparım yani. Mesela Nasrettin'de bir an şey gelir biliyorsun. Sezon finali diye bir bölüm gelir mesela. Bir şey söyleyeceğim. Nasrettin çok yüksek bir roman ama aynı zamanda çok kibirsiz bir roman. Aa, eyvallah, sağ ol. Onu çok isterim, öyle olmasını çok isterim. İnşallah öyledir. Bir de böyle bir şey var yani yazmanın kibri, bilmenin Tabii. kibri. Biraz bunu konuşalım ya. Konuşalım. Yani o da Aydın aslında... Sadiz bahsettik işte. Ha, aydın Sadiz ve cehalet. Cehalet. Cehaleti gösteren aynalar. Tabii. Yani insan kendi. Şimdi bak, Hazreti Ali aktarıyor. Diyor ki, Hı -hı. yani insan uykudadır, ölünce uyanır. Ama bir laf daha var. Ölmeden ölünüz. Şimdi öyle insanlar vardır ki yaşarken ölürler ve tekrar doğarlar. İşte onlarda bir uyanma ihtimali vardır. Ölmeden evvel uyanma ihtimali vardır. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Çünkü ölmeden ölünüz bu demek. En dibe vurup çıkabilenler bunlar. Böyle insanlar Dip neden bahsediyoruz? Mesela işte hangi kayıptan bahsediyoruz mesela? Ne derken? Dip. Dibe vurma Dip. Herkesin, kendi Herkesin kendi dibi vardır. Herkesin kendi vardır. Yani beş parasız kalan birisi için diptir o. Diptir o. Yani kimisi işte ne bileyim işin işinden atıldığı zaman en büyük dibe vurur. Ama göre, Seviyesine aslında. göredir yani insanların dünyevidir. Mesela velilerin dibi veliler zamanında vurmuşlar, çıkmışlar. Ondan sonra veli olunuyorsun. Ondan sonra evet. Biz hmm. ondan sonra hikayesi. Güzel gidiyoruz. bir rütbe değil mi? Veli evet, rütbesi. O yüzden benim en kısa sürede e, kendi çapımda Evet. E, yok ya. Allah kimseye dibi göstermesin. Çünkü Dip göstermesin kimseye. Gerçekten hiç gerek yok. Peki vurmadan olmuyor galiba. Yakınlarda yani, bir yerde olmuyor. Oraya kadar gitsin. Yani mı? aslında yani bunun e, romanların denemelerini, kitaplarını okuyup da e, öğrenebiliriz aslında. Yani mutlaka yaşamak şart değil. Yani e, öğrenilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Manevi olarak da insan bunu e, tecrübe edebilir tabii. E, herkesin kendine göre bir tecrübe yöntemi vardır. Yani zor bir şey değil. Mutlaka dibe vurmaya gerek yok. Ama Mesela insanın... Kur'an gibi vuranı nasıl açıklamış? Kur'an bilmiyorum. Onu ilahiyatçılara sormak lazım. Özür dilerim. Tasavvuf nasıl açıklamış? Hmm. Yani şunu söyleyebilirim. Tapduk Emre e, olduğunu düşünüyorum. Ama a, aptal Musa da olabilir. Diyor ki e, en tepeden diyor en dibe düşüp bu kapıya gelenlere diyor daha şefkatli davranın. Çünkü onlar tepeyi de gördü diyor. Hmm. Evet. Açıklaman bu kadar olabilir yani. Onların izin verdiği yer bu kadar çünkü. Ondan sonrası başka bir yolculuk zaten. Ondan sonrası başka bir yolculuk. Ondan sonraki e, edebiyatın e, şeyi e, konusu e, şu anda benim için değil. Hı -hı. E, şey de sormak istiyorum. Yani, kitaptan da çıkmak istemiyorum burada. Özür dilerim. Çıkıyorsun e, ama. Hayır çıkmıyorum. Özür dilerim. Aslında <laughs> kitabın içindeyiz. Bak sayfayı değiştiriyorum. Bak tamam, şöyle evet. şöyle sayfayı değiştiriyorum. E, Mesela şu kişinin okumasını çok isterdim. Yani. Şu olsa da olur eyvallah ama şu kişinin okumasını isterdim diyebileceğimiz isim söylememize gerek yok. Okudu mu o kişi? o Okudu. Ee, okudu. O cümle okundu mu yani? O cümle okundu. O mana verildi mi? Onu bilmiyorum. Hmm. Onu bilmiyorum. Okudu mu? Efendim? O zaman bu sevinç yaşandı yani. Bir sevinç yaşandı. Yani evet yani geri dönüşler bir sevinç yarattı. Ama o mana verildi mi? Ya şimdi ben bu romana Esra'cığım ben bu romana çok fazla şey gömdüm. Yani hepsinin ortaya çıkartılmasını beklemek biraz şey zor şey. Çünkü çok şey gömdüm. Çok şey şeyi şifrelendirdim. Ee, ve hmm. daha önceki romanlarımda yapmadığım bir şeyi yaptım. Her şeyi söylemedim. Bir yerlerde ucu açık bıraktım. Ee, onun için ee, mutmayın mısın diye sorarsan mutmayım. <laughs> evet, evet. Ya yani, şey mutfeyim ya. Yani, öyle düşünelim. Sorayım. Ama bu işin sonu yok biliyorsun yani. Hmm. Çünkü roman, ee, bilmiyorum başka ee, roman yazarlarının ne yaptığını falan ya da köşe yazarlarını. Hı -hı. ben bunlara bir e, edebiyatta bir arayış olarak görüyorum ve e, bunun e, bir sonu yok yani bu devam ediyor bende <laughs> yani mesela köşe yazılarında e, benim öğretmenim Ahmet Haşim mesela anlatabiliyor muyum yani ona doğru bakıyorum e, ama Tim biraz önce sorduğun soruyu e, değiştirdin son anda e, kim okusun isterdin ya Oğuz Atay'ın okumasını çok isterdim. Aa güzel. Evet. Ne diyeceğini merak ederdim yani. Ben Abimizin. şöyle, pek tabii ki aynı zamanda yaşayanlardan da. Aa yaşayanlar tabii. E, tabii. Mesela yaşayanlardan, günlük karakter içerisinde seni çok etkileyen bir karakter, e, bu illa bir edebiyatçı, sosyal çevremizde bir insan olabilir mesela. Onlar şey. okudu ya. İyi tepkiler aldım yani. Hı. Özellikle çok saygı duyduğum e, bir beyefendi var, şair. <laughs> Ondan çok iyi bir tepki aldım. O beni çok sevindirdi. Hatta sarhoş etti diyebilirim. Hı. Evet. İsim söylemiyoruz. Yani söylemeyeyim, söyleyeyim mi istiyor musun? Tam söylüyorum. <laughs> Pardon, istiyorum söyleyebilir Evet, Ali Ural. Ama Ali Ural. E, evet, Ali Ural e, ve Ali Gün var. Evet. Çok severim. Ali Ural'da, Ali Gümrü'de. Evet yani e, e, iyi şeyler. Onun dışında farklı insanlar var okumasını beklediğim. Onlar e, daha okumadılar. Ama okuyacaklar diye düşünüyorum. Hı hı. Evet. Hayır, bir taraftan da şeyi merak ediyorum. Hani bir, bir, azalttığımız dost hazineleri var ya. Evet. Onlar belki okumuşlardır. Yani onları bilemiyoruz işte. Yani maalesef oralarda Ama ilişkilerimiz biraz koptu. Böyle, yani bu kopuşa yani bir taraftan hani ee, kendi değerlerimize sahip çıkma hususunda gösterdiğimiz o hakikatli duruşun da dışında aslında biraz da üzücü, üzücü. bir şey. Tabii. Sanki onu böyle hissediyorum e, sen Ya mi? hissedilmez yüzden... mi yani? O kopuşlardan. Tabii canım. Yani o hissediliyor. Ee, büyük bir kopuş var. Ve e, görünmez adam muamelesi yap yapılıyor. Ee, Hı -hı. Tabii. Yani ne yazarsan yaz. Yani, şu Gizlice okuyorlar tabii seni. Ama e, tepki yok yani, tepki vermiyorlar. E, e, bunu aşacağız diye düşünüyorum ya, bu geçecek diye düşünüyorum. ya, Bu böyle olamaz yani, kalamaz. <laughs> Çünkü Esra'cığım bak, yazı konuşur. Yazı konuşur, yazı. Yani o öyleymiş, bunun başı açıkmış, bunun başı kapalıymış. E, öbürsü namaz kılıyormuş, öbürsü işte kılmıyormuş falan, bu değil. Yazı konuşur. Yani <laughs> kalite konuşur yani. Biz kaliteye bakmalıyız yani. Kalite üzerinden e, konuşmalıyız. Bu buna bence geleceğiz. Ya yani buna e, bundan kaçamayız yani Türkiye gerçekten e, gözlem altındaki bir ülke. Yani e, entelektüel bir çıkış yapacağız mutlaka. Hı hı. diye düşünüyorum? Bu şu anda o düzlemde çok e, <laughs> duvarlar var ve o düzlem sanki öyle kalacak gibi geliyor bana. Yani kalamaz. Azından... Bana... Ya Berlin duvarı bile yıkıldı ya. Vay. Berlin duvarı yıkıldı. Süper. Tabii. Mesela Cem Sancar böyle bir program <laughs> yapacak mı mesela? Bu bizim için sevindirici bir haber olabilir. Ya ben aslında bu kültür sanat meselelerinde, sohbette falan bir program yapmak isterim. Hı. Ama esas eğilimimi sorarsan, <laughs> affedersin. Estağfurullah. Ben bu saatlerde ekranın karşısında kahvemi, çayımı koyup kanepeye böyle Sezar usulü uzanıp seyretmek, elinde kumandayla oturmaktan yanayım. Sezar'ın zamanında kanepe var mı? Bilmiyorum. <laughs> o Kleopatra kanepesi var ya. Perjel. <laughs> evet. Sizdir. İsterim yani böyle bir şeyi. Ee, güzel insanlarla yapmak isterim. Ee, ama işte kimsenin kültür sanata filan da şey yok yani eğilmiyor. Bak 90'lı yıllar karanlık yıllardı diyoruz ve eleştiriyoruz. Ne kadar çok kültür sanat programı vardı. Evet ne söyleniyordu falan filan diyebiliriz eleştirebiliriz. Ama kim söylüyordu işte. Kim bak, söylüyordu. Evet. Ama bak o yok şimdi yapmıyoruz. Bunlar olmuyor yani. Youtube'da falan bir şeyler var. Onlara bakıyoruz. İşte bir de sen varsın diyelim. Eyvallah çok teşekkür ederim o zaman ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir bir şey de var yani ben o yüzden ee, sordum gerçekten hani dedim ya yalnızlık şu yalnızlık meselesi Hani hmm. böyle mesela şöyle tanımlamalar oluyor mesela çok değişik bir insan ya da çok değişik bir kız mesela bu değişiklik gerçekten aslında onun normali ama bir taraftan da yalnızlığı çok hakkaniyetli yaşayan ya da o yalnızlığı çok hakkaniyetli yazan ya da çok hakkaniyetli dille, dillendiren insanların ben bir başarıya ulaştığını düşünüyorum. Çünkü bu yalnızlık derken sadece ben hani bu o inzivadan bahsetmiyorum. Savaşarak da çok yalnız yalnızlıkla da savaşıyorsun ya o da çok büyük güçlü bir ordu yalnızlık. Tek başına olmakla yalnız olmak tabi birbirinden ayrı yalnızlık şeyler. Yalnızlık çok güçlü bir ordu. Güçlü bir ordu tabii ki. Bir de şunu hiç unutmamak lazım. Sanat ve düşünce yalnız yapılan bir eylemdir. Hı hı. Tabii. Yani yazı yalnız yazılır. Resim öyle. Ee, sonra bu parlak estetik insanlar estetik düşünen insanlar bir araya gelirler. Bir televizyon programı yapabilirler. Bir dergi çıkarabilirler falan. Ama iş başta yalnızdır yani. Ee, bu iş böyledir. Bu işin kurtuluşu yoktur yani. Yani yazarlık da yalnız bir eylemdir. Evet asistanları olanlar falan var. Duyuyorum. Ne oluyor mesela onlar mı? Oh abi onlar herhalde e, çok paraları var. Mesela şöyle diyor. bir şey var mı? Benim yerim yani James Hunter'in yerine düşünecek bir asistan var mı? Mesela onun gibi düşünecek? Yok ya. öyle Orjinal şey düşünecek. Dolayısıyla şey? Şey. bence writer'lar var olması. şimdi çok fazla ghost writer var. Hmm. Yani hayalet yazar. Tabi. Yani e, sen birisinin kitabını alıyorsun filan ama aslında onu yazmıyor? E bunu çok duyuyorum evet. Bu çok yani bir Ama bu dünyada da var biliyorsun şey. değil mi yani sadece Hı -hı. Türkiye'de değil. Bu bir sektör. Mutlaka dünyada olmuştu sonra Türkiye'de zaten öyle bir Tabii. şey oldu. Hani yüksek paralar ödeniyor. Yani ben bir ara çok ee, çulsuz yaşadım. O sıralarda hayalet yazar e, olsaydım iyi olurdu yani. Epey para kazanıyorsun. Çulsuzluk derken? Ya parasız yaşadım yani. Hı -hı. Yani bu isteyerek mi yoksa İsteyerek parası yaşanmaz ki ya. Yaşanabilir sanki Bilmiyorum. Yaşanıyor. Ee, yani ama şöyle isteyerek parasız yaşamıyorsun. Ee, bir yerlerde bir şekilde bir şey oluyorsun tatlı oluyorsun parasız kalıyorsun. Sonra parasız yaşamanın sırlarını öğreniyorsun. Ama bu da yazılabilir bir şey. Tabii bu <laughs> ikinci ama. O zaman öğreniyorsun falan. Bu ne yapıyor? İnsanı tevazu sahibi yapıyor ve mesela... Ee, bir takım şeylerin ne demek olduğunu anlıyorsun. Mesela e, işte ekmek atmamak, yemekleri e, az ve öz yemek falan gibi şeyler. Sonra bakıyorsun, aa peygamberin hadis-i şeriflerinde de aynı şey söyleniyor. Hı -hı. Evet. Fakirlikten geçmek lazım hocam. Ne güzel söyledin. Gerçekten. O belki hani düştüğümüz o durum var ya, düştüğümüz durumdan başka bir şeye geçiş oluyor ya, o geçiş. İşte önemli olan nereye değiştirdiğimiz gerçekten tabii. kendini kaybedebilirsin ahlakını kaybedebilirsin şey olabilirsin herkesi pohpohlayan birisi haline gelebilirsin fakirlik sırasında ya da fakirliği adam gibi yaşayıp öğrenebilirsin yani bazı şeyler öğrenilebilir ben çok iyi yemek yaparım mesela Hı. evet fakirlikte öğrendim. Gerçekten. <laughs> Ama şimdi herkes yemek yapıyor. Özellikle şimdi erkekler. acayip bir şey var. Çok yo yoğun bir şey var. Böyle bir şey ekran ışıltısına gark oluyor bu şey Batı yemek. Batıyla da alakalı bir şey. Hı, Batıda orada da oldu. bütün dizilerde falan bu var ya şimdi. Oradan insanlar özeniyorlar. E, yemek yapıyorlar falan. Hı. Ama, Ama bizimle öyle. alakası yok. Bizimle alakası yok. Evet. Bizimle alakası olabilir mi ya yani mesela bu ekranda yemek yaparak ya da işte yediğini göstererek değil mi? Olabilir mi ya öyle şey? Bunun Ama tarif verilebilir. Yok. Yani orada bir zarar, sakınca yok. Yani tarif. Verilebilir. <laughs> tarif verilebilir. Evet. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> bir zamanda Bu arada programımızın yavaş yavaş evet e, gelmişiz. Hatta sonunda bağlığımız e, gerekiyor. E, kitaba son noktayı koymuşsunuz ama program içerisinde kitapla bitirmek istiyorum. Fakat onun öncesinde bu eee çulsuzluk mevzusu var ya. Bu orada ikinci Cem Sancar'la yaptığım programda orayla da daha derin konuşmak istiyorum. Derin konuşuruz. Evet. Hı. Hmm. Takla olmadan kurtuluş yok çünkü. Efendim? Takla olmadan Çok güzel. Takla olmadan kurtuluş hmm. yok. Hmm. Özellikle bu batı eğitiminden gelmiş insanların kibrini ve burnunu kırması lazım. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Ee, Sanki bu kitap Nasretin onu kırdı. Alelade, evet olabilir. Alelade bir insan gibi yaşayabilme gücünü göstermek lazım. İşte ondan bahsettim, hani evet. ben bazen mesela bir insan niye çok para kazanmak ister mesela çok para? Bu eyvallah estağfurullah Başka bir şey söylemek istemiyorum başka bir mana çıkmasın buradan tabii, ne olur çıkmasın. Hani yaşayabileceğimizin de dışında. dışında ya da kendi zevklerimizi yaşayabileceğimiz alanın da dışında. Mesela çok para ya yani da bir mülk üzerinde bir mülk daha bir araç üzerinde bir, daha, bir, bir daha. araç daha bir daha mesela bu ne yani bunu yani bir, bir işte. susamışlık var ya hırs, hani hırs. kanamama evet. işte. Şimdi hırs ve ihtiras ee, ihtiras travmayı diye bir film vardı hatırlıyor musun? Hı. Evet. İtiraz travmayına bindiğin zaman sonu yok yani. Ee, her şeyi istiyorsun. Halbuki bak e, bizde azim diye bir şey vardır. Azim. Azim daha değerli bir şeydir itirazdan. Hı hı. o kadar. Bu ki, kelimeleri de e, unuttuğumuz için azim mesela mutmain olduk. Tabii. Efendim ben çok mutmain oldum. Eyvallah. Sayın, sevgili Cem Sancar. İnşallah sizi üzmemişizdir. Estağfurullah. Estağfurullah. En son ne zaman kırılmışızdır acaba? Cemil Sancar. Ya ben duygusal bir insanım. Her birçok insan gibi. Hassas. Ee, evet hassasım. Ee, zaman zaman bir böyle bir kırılma dalgalanma yaşarım. Kırılma değil de dalgalanma yaşarım. Ama kimseyle küsmem. Hep barışırım yani insanlarla gidip küstüğüm insanları ben gidip öperim yanaklarımda. İnsan dünyanın en hassas içeriğidir. Ha, güzel. Şu anda geldi. Hocam nasıl Son bunu yazayım ben tamam. Evet. Tamam. <laughs> bir de böyle bir şey var mı? Kelime galerisi oluşturma. Kelimeler Birikliyor zaten muyuz? beyinde bir şey oluşturur. Galeri oluşturur. Hmm. Ee, Tabi. Mesela insan hatalarının toplamıdır. Bence. Çok güzel. Tabii. Şu anda mı şu anda? <laughs> bir, bir şeyde köşe yazısında başlıktı. Mesela öyle oluyor mu? Ya bunu kesinlikle bunu, bundan yürüyebileceğim bir cümleyi akşamdan kurup hani böyle ıslatıp sonra sabah tekrar dönmek gibi bir şey oluyor mu? Yazar. Yazarken oluyor. Yazarken. Yazarken oluyor. Yani yazarken bir şey buluyorsun. Yazarken de oluyor galiba değil mi? Bir kelime. Olabilir. Bir kelime yeter diyorsun. Ona Olabilir. Olabilir. İdare edebiliyorsun. Düşünüyorsun yani e, öyle bir şey. Bir de ilham çok önemli bir değer. <laughs> i̇lham. Hmm. Yağıyor biliyorsun ilham. Yağan bir şey yani. Sağnak var değil mi kafadan? Bir sağnak var. Antenlerini açtığın zaman alıyorsun. Antenler <laughs> kapalıysa hiçbir şey almıyorsun. Sadece cızırtı alıyorsun. Ama önceden de o 90'lı yıllardaydı anten. Şimdi kalmadı biliyorsun. Çanak anten yok mu ya? Hiç öyle yaptınız mı? Mesela işte e, dama çıkıp e, oldu mu? Yani şöyle sağa çek, sola çek. Hani 90'larda ya böyle. Yapılmaz mı? Hayatımız öyle geçti. İşte o sokaklardaki Cem Sancar'ı da merak ediyorum. Evet. onda konuşuruz. Şu anda konuşmaya başlayalım. Çünkü... Ee, i̇ki saat daha program uzatıldı. Genel istek üzerine de deyip korkuttu. Hayır öyle bir şey yok. Sevindirip değil mi? Böyle bir şeydir. Böyle bir şeydir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum geldiğin Ben için. programı çok sevdim. Niye öyle oldu? Ben de çok sevdim valla. Ben zaten şöyle bir şey. Mesela zaten ben Cem Sancar'la yazılarını okurken konuşuyordum. Böyle bir şey. Yazarla konuşmak ne güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir şey. Sen Nasrettin'de de öyle oldu. Ben o kitabı bitirdiğim zaman üzüldüm yani bu üzülenler için onu uzatabilirseniz sevinirim mesela 2 saat evet sevinirim <laughs> Araf'ta sorusu da çok güzel bir cevaptı Eyvallah. çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim Sağ ee, bugün bu programda şu anda şu sıralarda aslında evet e, rafahta bir katliam oluyor e, biz bu programlarda bütün yaptığımız e, konuşmalarımızda ruhumuzdaki gazeyi asla işgal ettirmemek üzerine birçok cümle kuruyoruz. Evet. Bu anlamda Cem Sancar'ın söylediği cümleler de bizim için çok önemliydi. Ama Cem Sancar çok güzel bir şey söyledi. Bu acı bittiğinde işte onu daha derin e, konuşacağız dedi. Konuşalım. Bazen e, dedik ya işte yalnızlık çok büyük bir ordu. Çok teşekkür ederim. Yalnızlığın anda, askerleriyiz. Yalnızlığın askerleriyiz. <laughs> çok güzel. Çok teşekkür ederim. E, önümüzdeki hafta yaşarsak eğer bir şey olmazsa bu programda e, yine olacağım. Allah nasip ederse güzel konuklarla. Cem Sancar'a çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. de biraz çıkışta konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Çok da güzel mesajlar göndermişsiniz. Eyvallah. Allah'a emanet olun.